doları, altını, gümüşü, eurosu, sterlini olanların çok dikkatli olması gereken bir haftaya giriyoruz. Çok uyanık olmanız gereken bir hafta. Peki bu hafta içerisinde bizler neler yapabiliriz? Özellikle bayram tatiline girdiğimiz bu süreç içerisinde dolarda, altında, gümüşte bizlerin teknik olarak takip etmesi gereken seviyeler hangi seviyelerden geçiyor? Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz sevgili dostlarım. Özellikle beni uzun zamandır takip eden veya şu an itibariyle yeni takip etmeye başlayacak olan arkadaşlarımız için Kağıt kalem yanlarında bulundurmaları kendileri açısından da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzde bir sığ piyasaların yaşanacağı bayram haftasına giriyoruz. Dolar kuru bizdeki içteki sebeplerden kaynaklı olarak arkadaşlar yukarı doğru artışına devam ediyor. Tabii bundan kaynak olarak da gram altın ve gram gümüş takip eden sevgili yatırımcılarımızın değerleri de Dolar bazlı olarak yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Şimdi önemli kritik destek ve direnç bölgelerimiz var. Grafik üzerinde bunları sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız ve ne türden stratejiler yapabiliriz? Doların düşmesi veya yükselmesi nasıl takip edebiliriz? Veya en azından şu şekilde söyleyeyim, dolar düşecek mi, yükselecek mi? Bunların cevapları da gene bizlerin teknik olarak takip etmemiz gereken seviyelerin içerisinden geçiyor olacak. O yüzden dikkatle takip etmeniz gereken bir video olduğunu düşünüyorum sevgili dostlarım. Hemen dolar Türk lirası ile başlayalım. Elinde dolar olan sevgili dostlarım. Arkadaşlar bakın bugün itibariyle 26 liraları zorlayan bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. Bizler artık e, bu seviyelerde özellikle bayramda arkadaşlar kurban bayramı süresi içerisinde piyasalarda sert hareketlerle karşılaşabiliriz. Bunun nedeni piyasaların çok sığ olmasından kaynaklı olarak da ekonomik olarak Türkiye ekonomisine bakacak olursak da son olarak gelen cari açık 12 milyar dolarlık bir cari açık. Bir yıl içerisinde ödememiz gereken 200 milyar dolara yakın bir e, dış borç. Ayrıca kamu borçları, bu özel şirket borçları bunları bu şekilde bölebiliriz. Ayrıca biliyorsunuz önemli bankaların yatırım şirketlerinin de dolarla ilgili yatırımcılarına vermiş olduğu tavsiyeler var. Bunlar 28 liradan 36 TL seviyesine doğru dolar kurunda hareket beklentileri mevcut. O yüzden diyoruz ki bayramda dolar kurunda sert hareketler görme ihtimalimiz mevcut. Peki bizler neler yapabiliriz? Dolara altını olanlar neden uyanık olması lazım? Bu video içerisinde sizlerle birlikte hemen bunu değerlendirmeye başlayalım. Sevgili dostlarım bakın şimdi bizler teknik açıdan dolar kuruna baktığımız zaman şu an itibariyle bizler için 25 lira 30 kuruş seviyesi önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. Bu aylıkta da takip edilecek bir destek. Şu 25 desteği 25 lira 30 kuruş desteği. Burası bir destek. Şimdi destek bizim içindeydi arkadaşlar. Aşağı yönlü kırılmaları satış olarak değerlendirilebilecek alanlardır. E, o yüzden dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var. Bu 25 lira 30 kuruşu bir kenara not alıyoruz. Gene onun üzerinde e, bizler için en yakın 25 liradan geçen bir desteğimiz var. O da haftalıktaki bir destek ona yakın. Yani burada bir tuzak olması halinde şu 25 lira desteği takip edilecek bir bölge. Onun altında da arkadaşlar e, 23 lira, evet 23 lira 73 kuruş desteğimiz mevcut. Şurada 23 lira 73 kuruş desteği. Şimdi bilmeyen arkadaşlarımız için bu destekler e, ne işe yarar? Bakın arkadaşlar şimdi haftalıkta 23 lira 73 kuruş desteğimiz bizler için koruyucu bir bölge. Neden koruyucu bir bölge? Aşağılardan çok alım yapmış olan sevgili dostlarımız için 23 lira 73 kuruş bölgesi Önemli kuvvetli bir destek yani bu destek aşağı yönlü kırılmadığı sürece bizlerin ve sizlerin herhangi bir panik yapmasına gerek olmadığı bir bölge. Burada haftalıkta da gene en yakın direnç bölgesiyle takip edeceğimiz direnç bölgesi 27 TL civarından geçen bölge. Buradaki 27 TL sizler için önemli bir direnç yani 27 TL direnç bölgeniz aşağıda da 23 lira 73 kuruş seviyesi sizler için önemli bir destek. Bu destek kırılmadığı sürece hala da yukarı yönlü hareketleri takip edeceksiniz. Bu sizin için önemli. 27 lira desteği e, direnci gene çok önemli bir direnç çünkü 27 kırılıp eğer ki bir de haftalıkta 27 TL yukarı yönlü kırılıp bunun üzerinde kapanışlar başlar ise bizler 30 TL civarından geçen bölgeye artık merhaba deriz arkadaşlar. Burada dolar gene agresif bir şekilde yukarı yönlü yükselmeye devam eder. Fakat üstüne basa basa söylüyorum. En yakında 23 lira 73 kuruş seviyesi çok aşağılardan dolar pozisyonu olanlar için önemli bir destek. Aşağı yönlü kırılmadıkça ilk etapta 27 TL direncini takip edeceksiniz. Bunun kırılması durumunda 30 TL civarına doğru dolar kurunda hareketlerin devamı da beklenebilir. Yeni alım yapmış olan sevgili dostlarımız ise Forex ve Viop gibi piyasalarda işlem yapan sevgili dostlarımız ise arkadaşlar onlar daha yakın destek bölgelerinde takip edecekler en yakın destek bölgesi gene sizler için takip edilecek bir bölge 25-30 bakın Şuradaki 25 lira 30 kuruş desteği ee, hareketler 25 lira 30 kuruş desteğinin altına doğru sarkar ise onun altında da gene 24 lira 94 kuruş desteği bu iki bölge destek şeklinde takip edeceğiniz bölge kırılması durumunda alttaki desteği takip edeceksiniz şu an 25 lira 30 kuruş civarında olan e, dolar kurundaki hareketlerde ise en yakın direnç 27 TL direnci. Buraya kadar e, kısa vadede özellikle işlem yapanlar 25-30 üzerinde kalındıkça Forex ve Viyop'ta 27 TL civarındaki direnci ilk etapta takip edecekler. Nereden alalım, nereden satalım? Artık e, bu yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla kendimize bir oyun alanı belirledik. Dolarda 23 lira 73 kuruş bizler için önemli bir seviye. Kırılmadığı sürece yukarıda 27 TL ve 30 TL civarındaki dirençleri takip edeceğiz. Altın tarafına geçtiğimiz zaman altında da gene önemli seviyeler var arkadaşlar. Altının özellikle onsunu takip eden sevgili dostlarımız için orada hareketlilik bir e, bir nebzede olsa e, stabil bir şekilde devam ediyor. Altın biraz yukarı yönlü hareket etmek istese de arkadaşlar burada biliyorsunuz Powell'ın ve Fed'in açıklamaları geliyor. Altının onsunu takip eden sevgili dostlarımız için ne dedik? 1920 dolar seviyesi önemli. Bunun altında e, iki Kapanış görmemiz altının onsunda daha aşağılara yönlü hareket etmemizi e, beraberinde getirebilir. O yüzden 1920 dolar seviyesi ons altın takip eden arkadaşlarımız için önemli. Bunun aşağısı tekrardan 1880 dolar civarına doğru altının ons tarafında hareketleri beraberinde getirebilir. 1920 üzerindeki ons altında tekrardan yukarı yönlü hareketin başlayabilmesi için ise şuradaki 1865 doların üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Şu an itibariyle sıkışıklık devam ediyor. 1920 ve 1965 dolar seviyeleri arasında gitgeller yapan bir altının onsu. Burada tekrar kırılıma göre altının onsu kararsızlığını bozacaklar. Aşağıda 1920'yi kırdığı zaman aşağı yönlü hareketine devam edecektir. 65'i kırdığı zaman da 2100 dolar seviyesi hedefli olarak çalışacak bir altının onsu. Stratejik bakımdan takip edeceğiniz önemli bir seviye. Gram altın tarafına hemen geçeceğim. Geçelim gram altındaki hareketler de Orada hareketli bir dolar kaynaklı 1600 TL'nin üzerinde hareketler yaşıyoruz arkadaşlar gram altın takip eden özellikle sevgili dostlarımız bakın gram altında e, bizler için en yakın takip ettiğimiz destek bölgesi 1407 TL desteğiydi çünkü neden önemliydi 1407 TL'nin üzerindeki hareketlerde agresif hareketin başlaması burada artık haftalık kapanışların gelmesi agresif özellikle altında hareketleri beraberinde getire bilir ve 1500 1582 TL civarındaki direnci zorlayabilir dedik. Burası da yukarı yönlü kırıldı ve şu an 1582 TL ilk etaptaki takip etmeniz gereken artık destek bölgesi halini almış durumda arkadaşlar. 1407'den 1582 TL civarına destek bölgemizi yukarıya çıkartmış durumdayız. Ee, özellikle gram altın takip eden sevgili dostlarımız için 1582 bakın bu Desteğin altında artık bir kapanışlar e, bizler gram altın tarafında görmezsek en yakın 1650. Bakın şuradaki 1650 TL'den geçen e, bir direnç bölgemiz var gram altında. Onun üzerinde de 1700 TL civarlarını bizler gram altında takip edebiliriz. Buradaki strateji nedir? 1582 desteği kırılmadıkça burada 1650 direncimiz ve yukarıda 1700. 23. Burada önemli arkadaşlar iki direnç var. 1723 TL'ye doğru bu hareketlerin yukarı yönlü takip edilmesi gerekli. Strateji olarak e, destekleri takip ediyorsunuz. Destek altı kapanış, iki kapanış gördüğümüz anda pozisyonlarımızı alt, azaltma durumuna geçebiliriz. Fakat o destek üzerinde kaldıkça yukarıda 1723 e, dolar gene gram altında takip edeceğimiz bölge. Haftalık kapanış olarak yine 1723 üzerinde eğer ki kapanışı gerçekleştirebilirsek bu sefer yeni hedefte 1952 civarına doğru giden bir gram altın olacağından dolayı dikkatli bir şekilde bu verdiğim seviyeleri takip edin ve uyanık olun sevgili dostlarım. Aşağı yönlü desteklerin kırılımında sizler de ufak ufak artık pozisyonlardan çıkma yoluna girebilirsiniz. Tabii bu destekler yukarı yönlü kırılır. iki gün gene üzerinde kalırsa da Tekrar pozisyon artık al sat durumuna göre değiştirilip alış pozisyonlarına da tekrar geçilebilir. Önemli destekleri gene bu video içerisinde sizlerle birlikte paylaşıyorum. Bunları not almanız da önemli olacak. Dikkatli bir şekilde izleyin. Hemen gümüş tarafına geçelim. Bakalım gümüşteki son hareketler ne şekilde? Orayı da sizlerle birlikte hemen değerlendirelim. Ons gümüşle başlayalım. Ons gümüşte bizler için şu an itibariyle yukarı yönlü hareketin tekrardan başlayabilmesi için ee, şuradaki bakın önemli tepeler var. Bu tepelerin üstünde kapanışlar görmemiz şart. Burası da şu an itibariyle 23 dolar 70 cent civarından geçen bir bölge. Bu bölgenin yukarıya kırılması long pozisyonları ons bazlı gümüşte arttırmamıza sebebiyet vereceğinden dolayı burada 25 dolar seviyesini ons gümüşte hedefleyebiliriz. 23.70'in kırılması durumunda. Öbür türlü hareketlerde ise bakın şurada bir oluşum zaten meydana geldi. Burada da ilk etapta 23.70'e kadar ki yükselişleri dikkatli bir şekilde takipte kalacağız arkadaşlar. Eğer bu destek ve dirençleri takipte kalırsak bizler de zarar görmemiş hem de yukarı yönlü hareketleri de değerlendirmiş oluruz. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüşte 19 liraları test eden bir gram gümüş izliyoruz. Bunun da desteği gene çok aşağılarda kaldı. 17 lira 72 kuruş seviyesi önemli bir destek haline gelmiş durumda. Özellikle bu haftalık kapanışlarda çok önemli bir destek olacak 17 lira 72 kuruş. Onun üzerinde gene en yakın bir destek de 18 lira 74 kuruş desteği. Bu da aylık kapanışların yaklaştığı bu zaman zarfı içerisinde dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken en yakın destek. Bunu da aylıkta takip edeceksiniz aylık kapanışlarda. Çünkü bu 18.74'ün üstündeki hareketlerde bizler için 20.44 seviyesine doğru tekrardan bu hareketlerin yukarı yönlü dönme olasılığı oldukça yüksek olacaktır arkadaşlar. Sizler de bu verdiğim destek ve direnç bölgelerini sıkı bir şekilde takip edin. Artık uyanık olmanız gereken bir hafta olduğunu söylememdeki amaç destek ve direnç yönlü hareket edeceğimiz bir haftaya girdiğimiz için uyanık olmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi Euro Türk Lirası tarafına bakalım. Euro'yu takip eden dostlarımız da var. Euro Türk Lirası'ndaki son durumu sizlerle birlikte analiz edelim. Euro'daki hareketler de arkadaşlar bakın gene dediğim gibi e, burada dolar bacaklı dolar TL'de olduğu gibi Euro Türk Lirasında da önemli destek ve direnç bölgeleri mevcut. Sizler gene bu önemli destek ve direnç bölgelerini takip edeceksiniz. Şu an itibariyle 29 lira 70 kuruş seviyesi. Bakın burada önemli bir direnç bölgesi mevcut. Euro'yu takip eden arkadaşlarımız. En altta ise 27 lira 06 kuruş. Burası önemli bir destek. Bakın bu desteği takip edeceksiniz. Bu desteğin üzerinde hedef 29 lira 70 kuruş. Aşağı yönlü hareketlerde de altlardan alım yapan özellikle arkadaşlarımız 27 lira 06 kuruşa dikkat edecekler. Burası aşağı yönlü kırılır ve 4 saatlik bir günlük kapanışlar gelmeye başlar ise buradaki hareket tekrardan 27.06 altında 25 lira 43 kuruş seviyesine doğru hareket edebilir. Destek ve dirençleri sizlerinde takip edeceğiniz önemli bir hafta olacak. Sterlin tarafını takip eden arkadaşlarımıza da hemen bakalım Sterlin'deki son durum ne şekilde? Sterlin'e de baktığımız zaman 33 liralara hemen hemen test etmiş bir Sterlin e, kuru görüyoruz. Sterlin'de 33.68 yukarıda önemli bir direnç bölgesi 33 lira 68 kuruş sizlerin takip edeceği önemli bir e, direnç bölgesi. Onun altında gene arkadaşlar en yakınında geçen 31 lira 40 kuruş. Bakın şurada 31 lira 40 kuruş. Burası önemli bir destek olmuş durumunda. Destekli aşağı kırılmadığı sürece yön hala yukarı olacaktır. Ve burasının hedefi de 34 lira 42 kuruş civarına doğru giden bir sterlin hedefi olarak çalışır. Destekler ne dedik? Bizim önemli altındaki kapanışlarda önemli satış bölgelerimiz olacak. Bu önemli verdiğimiz destekler kırılmadığı sürece yönümüz hala da yukarı yönlü giden bir e, kur, sist, kuru takip etmek olacak. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bakın Bitcoin'de önemli kırılım geldi. Bu kırılımın ardından da zaten 30 bin dolarlar test edildi. Şimdi Bitcoin'de şöyle grafiğimizi biraz daha arkadaşlar haftalı e, haftalığa ve aylık tarafına çekelim. Oradan daha iyi takip edebiliriz. Bakın şimdi bu grafikte biraz büyüteyim. Hareketin henüz çok küçük olduğunu görüyorsunuz haftalıkta baktığınız zaman. Bir de 4 saatlikte Bitcoin grafiğine bakın. Bakın hareket burada çok yüksek, çok büyük bir şekilde e, gözükmesine rağmen bu grafiğe sizlerle birlikte 4 saatlikte bakın baktığınız zaman ne kadar büyük bir mum hareketi buradan artık çok sert bir hareket etmiş Bitcoin gibi görülebiliyor. Fakat Bitcoin'i bir de şimdi haftalıkta açacağım sizler için. Buradaki farkı gösterebilmek için bakın haftalıkta açtığım zaman Bitcoin'deki hareketin ne kadar küçük, yeni bir başlangıç yaptığını göreceksiniz. Bakın görüyorsunuz. Burada hareket aslında daha yeni başlangıç aşamasında bu hareketin ilk olarak fibo hedefi bakın şurada 36 bin dolar seviyesi. İlk etapta bu 36 bin dolar seviyesi Bitcoin'de takip edilecek. Onun üstündeki gene ikinci bir Fibo seviyesi 43 bin dolardan geçen bölge ve onun üzerinde 50 bin dolar seviyesindeki bölge. Buraya kadar ben Bitcoin'deki hareketleri zaten yukarı yönlü bekliyordum. Hala da beklentim aynı. Bitcoin şu 23 bin 24 bin dolar seviyesi. Bakın şuradaki 24 bin dolar desteğinin altına inmediği sürece Bitcoin'deki hedef kademeli bir şekilde arkadaşlar 50.000 ve 52 bin dolar seviyesine kadar yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden Bitcoin'deki arkadaşlar da buna dikkat etsinler. Burada da zaten bir oluşumlar e, devam ediyor. Bu oluşum şu şekilde bir e, hareket İlk etapta 50 bin dolarlar seviyesi sonra buradan bir satış şeklinde bakın burada bir toba hareketine dönüşebilir ve bu tobonun kırılmasıyla birlikte Bitcoin'de daha sert ee, bu sefer 72 bin dolarlar seviyesine doğru gidecek bir hareketi de beraberinde getirebilir. Ama ilk etapta Bitcoin'deki hedefim 52 bin dolar seviyesine doğru bir yükseliş olacağı yönünde. Evet sizlerle birlikte piyasalara bir bakış yaptık. Neden uyanık olmanız gerekli olduğu bir haftayı sizlere anlatmaya çalıştım. Desteklerin ve dirençlerin önemli olacağı bir hafta. Alım ve satımlarda hangi seviyelerde uyanık olmanız gerekli olduğunu gösteren bir haftayı anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız kısımlar varsa videodaki yorum kısmına sizler de kendi düşüncelerinizle birlikte yazarsanız size geri dönüş yapmaya çalışırım sevgili dostlarım. Şimdiden hepinizin bayramını özellikle kurban bayramını e, kutluyorum. Kestiğiniz kurbanlıkların da hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.